Efendim yeniden hoş geldiniz. Az önce horlayan hayvan nedir dedim. Köstebek, fare gibi bilgiler geldi ama bunu bilen birinden, internetten araştırmış birinden kanguru yavrusu olduğunu öğrendik o horlayan hayvancığın. Şu anda stüdyomuz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı, Avukat Sayın Ahmet Kemal Şenpolat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür Bu kez ederim. Müjdeli haberlerle geldiniz, hafta içi meclisteydiniz ve bizim buradan yalvardığımız, hatta bir gün ben dayanamayıp Sayın Başbakanım elinizi ayağınızı öpeyim dedim. 599 sayılı yasa tasarısı artık yasalaşıyor. Yani nedir? Hayvanlara işkence etmek, eziyet etmek, canına kastetmek artık sadece cız ayıp değil, bildiğin suç olacak, hapse kadar gidecek, öyle değil mi? Aynen öyle. Öncelikle sizlere başta çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz sivil toplum örgütü olarak yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ta bu yasanın çıktığı 2004 yılından beri yani bu yasanın eksiklerini olabildiğince anlatmaya çalıştık ama belli bir yere geldiğiniz zaman gücünüz artık orada tükeniyor. Orada kesinlikle medya desteğine, bizleri seven, hayvanlar haklarına saygı duyan arkadaşlarımıza, sizler gibilere çok çok ihtiyacımız vardı. O konularda, o kritik noktalarda hani nokta atışı yaptınız. Estağfurullah, severek yaptım. Dolayısıyla bu işte esasında herkesin payı var. İsmini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün arkadaşlarımıza burada şimdiden teşekkür edelim. Yasa henüz çıkmadı. Hala temkinliyim. Çünkü bu işte çok hayal kırıklıklarına uğradık biz zaman zaman. Ama bütün partiler birleşti ilk kez. Evet, yani işte kameraların önünde bütün partilerin birleşmesi, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu'nun bunu basın önünde açıklaması, yasanın Haytap'ın vermiş olduğu değişiklikler doğrultusunda geniş kapsamlı olarak değiştirileceğini bildirmesi, işte sanatçı Yonca Evcimik arkadaşımızın bu işte gerçekten bizle beraber canını dişine takarak istemli bir şekilde, tutturuk bir şekilde yanımızda olması bizi bugünlere gelmesini sağladı. Yani bu dünden bugüne olan bir aşama değil. Hani bizleri takip eden insanlar, hayvan hakları savunucuları varsa çok uzun bir mücadele yolu. Yani milletvekili olsanız bile parlamentodan bir yasayı geçirebilmek tek başınıza çok kolay değil. Bunda bir kamuoyu duyarlılığı yaratmanız lazım. Halktan bir tepki gelmesi lazım. Sivil toplum örgütleri burada el birliği içinde tek bir amaç ama için bu öyle bir yasa hedef ki geçmesi gerekiyor. Değil, geçmemesi saçma. Bugüne kadar niye yasalaşmamış onu düşünmek lazım. Çünkü neye inanırsan inan. Yani Hazreti Peygamberimiz de bunu söylüyor, vicdanımız da bunu söylüyor, devlet büyükleri de bunu söylüyor. Yani gerek vicdan, gerek inanç, gerek akıl hepsinin yolu bir. Cana karşı bu tavır takınılmalı. Peki 599 neyi değiştirecek? Barış'ım şu kedi görüntüsünü de versene, izleyicilerimiz görsün bizim neyi kastettiğimizi ve kafalarda yer etsin. Şu çarşamba günü Konya'da yaşanan rezaleti gördünüz evet. değil mi? Kediyi tabii. çeviriyor böyle. Peşindeyiz. Taş gibi atıyor. Ediyoruz. Yakalanmadı değil mi bu? Yakalanmadınız. Emniyet kamera görüntüden kişiyi bulmaya çalışıyor. Ben burada özellikle sadist ve insan müsveddesi gibi laflar söyledim ki hani o gelsin beni şikayet etsin biz onu böylece bulmuş oluruz diye. Bakın kediyi fırlatıyor camdan içeri giriyor. Emniyet kameraları tespit etmiş. Bu kişinin peşindeler. Hayvan Hakları Federasyonu'ndan da bunun sözünü aldık. Ama şimdi peşinde olsak ne yazar? Daha yasa yok. Yasa olunca bu gibi insanlara ne yapılacak? Şu andaki mevcut durumda eğer yakalanabilirse zaten idari para cezası verilecek. 300-400 lira bir idari para cezası verilecek. Devlet bu işten para kazanacak. Bu kişi de zaten tutuklama olmayacak, mahkemeye çıkmayacak, sabıkasına işlenmeyecek. Eğer yasa geçerse yani kabahatler kanunu kapsamından çıkıp normal ceza kanunu kapsamında bir yargılama olursa o zaman mahkemeye çıkacak. Paşa paşa suçu belli olacak, sabit olduğu kesinleştikten sonra da sabıka kaydına kadar işlenecek. Hatta bizim önermiş olduğumuz yasa teklifinde 2 yıldan başlayan hapis cezası var. Yani fiili olarak bu kişiyi siz hürriyeti bağlayıcı cezayla hapse alacaksınız. İnşallah. Bunlarda bir indirim falan uygulanacak mı? 2 yılla yargılanacak, 2 yıl yatar mı inşallah içeride? CMK gereğince tam fiili olarak 2 yıl yatmasa bile en azından 1 yılı yatacak. Çok iyi. En azından 1 yıl. Tabii biz burada yani idam vermek, intikam alma dürtüsünde değiliz. Hayır, caydırıcı olunmalı. Evet, caydırıcı olması lazım. Eğer 2-3 tane medyada bu şekilden haber çıkarsa, kediyi böyle sallayan adam bir yıl yattı içeride, hapiste. Evet, 2 yıl yattı derse bu kadar kolay kolay bu işe yapamayacaklar. Çünkü neden? Bir insanda vicdan yoksa, bir insanda Allah inancı yoksa bari cezayla eğitelim. Yani sonuçta ceza bunun için var. Allah'tan korkmayan insanı zaten cezayla da ehlileştiremezsiniz ama esasında. Ama hiç olmazsa ibret-i alem olur, caydırıcı olur. Evet. Şu insanlarla biz omuz omuza olmak, toplumda aynı havayı koklamak istemiyoruz çünkü. Yani gayet insan tabii. olamaz. Bir de hani derler ya, niçin hayvanlara bu kadar şeysiniz, insanları da düşün. Hayvana bunu yapan insana ne yapmaz ki? Biliyorsunuz Nesrin Hanım da hep söyler. Evet. Baktığınız zaman bugüne kadar cinayet işlemiş insanların portrelerine çocukluklarında muhakkak hayvana eziyet görülüyor. İncelendiği tabii. zaman kişilikleri. Şimdi elimizde bir olanak olsa bu kişiyi izlesek kim bilir
hangi çocuklara, hangi kadına şiddet uyguladığını da tespit edebiliriz. Yurt dışında bunun çok güzel istatistikleri yapıyor. Hapishanelerde bulunan insanlara istatistik yapılıyor. Geçmişlerinde neler yaptıklarına dair. İnsanları öldüren bu kişiler esasında çocukluklarında kediyi mikrovave koymuş, köpeği çamaşır makinesine atmış, aklınıza gelmeyecek bin bir tane şiddeti zamanında hayvanlarda uygulamış. Ondan sonra yavaş yavaş insana geçmiş. Esasında biz burada hayvan haklarını savunurken her zaman söylediğim gibi toplumdaki en zayıf halkayı savunmakla kadınların hakkını, çocukların hakkını, özürlerin hakkını, yaşlıların hakkını da savunuyoruz. Savunmasızların hakkını. Evet. Yani vicdansızlara karşı savunuyoruz. İnsan hakkını savunuyoruz esasında. Olayın bu şekilde algılanması lazım. Hayvanseverler bir hobisini tatmin ediyor. Onun için meclise gidiyorlar, onun için yürüyüş yapıyorlar, onun için seslerini bu kadar çok çıkarıyorlar dememeleri lazım. Eğer biz burada hayvanların hakkını, toplumdaki en zayıf halkayı, kendini savunamayan, dili olmayan bir canlının hakkını savunuyorsak, sizin sokağınızdaki çocuğun hakkını, kadının hakkını, özürlüğün hakkını da savunuyoruz. Olayı bu şekilde herkesin bakması lazım. Aynen öyle. Yoksa sadece bir kabahatler kanunda çıktı, orada ne ödüğü belirsiz bir adamın cezalandırılması hikayesi değil. Her birinizin evindeki çocuğun ve eşinizin hakkını, tecavüze uğramamasını, şiddete uğramamasını savunuyoruz. Demek ki güçlü hissettiği herkese ve her şeye böyle davranabilecek bir insan müsveddesi bu çünkü. O hayvanın sesi çıkmayacağı için bu şiddette bulunmakta hiçbir sıkıntı görmüyor. Vicdansızın cezalandırılmasını istiyoruz bizim haklarımız adına. Peki efendim, başka neler değişecek? Başka örneğin, hazır medyada olmuşken medyaya da ciddi yükümlülükler geliyor. Şimdiye kadar örneğin 5199 sayılı yasanın içinde prime time bölümlerinde, ulusal kanallarda, yerel kanallarda ayda 20 dakika civarında yayın yapılması vardı ama uygulanmıyordu. Neden uygulanmıyordu? Çünkü o da komik bir idari para cezasıydı. Rating savaşları içinde reklam alıp oradan gelir almak varken neden bizim örneğin Beni Terk Etme filmi yayınlansın değil mi? Hightop'un çekmiş oldu. Onu yapmak yerine cezasını öderim ki o da pek uygulamada olmuyordu. Şimdi o cezalar da çok ciddi bir şekilde yani prime time'larda, ana izlenme saatlerinde televizyon kanallarının akşam bizim kendilerimiz diziye verdiğimiz günlük saatlerde. Günlük 40 saniye gelir bu. Günlük 40 saniye tekabül eder. Öyle dakikalarca, saatlerce bir hayvan hakları yayını değil. Hayvanlarla ilgili bir şeyler yayının bir şey, yapılsın. Evet. Örneğin bizim Hightop'un kısa filmleri. Bir tanesi zaten 40-45 saniye. Ben burada hayvanlara yer veriyorum diye ama çok hayvanlara yer veriyorsunuz diyorlardı. Girdiğimiz 30'ar saniyeden 3-5 klip ki çoluk çocuk seyrediyor bizi bu saatlerden. Yani onların da çok hoşuna gidiyor. Evet. Şimdi efendim sayemizde çok şükür sizler bizi çok iyi izlenme oranlarına taşıdınız. Ve bu sayede de bakıyorum ana haber bültenlerinin sonunda en büyük kanallarda artık hayvan klipleri giriyor. Sürekli. Evet. İnternetten bilmem ne falan adları altında. Sabah programlarının kuşaklarının sonunda hayvan klipleri %200 arttı. Bununla gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Bilinçaltından. İyi ki varsınız esasında. Estağfurullah, hiç öyle değil. Bilinçaltından en azından hayvanların bizden çok uzak varlıklar olmadığını iletebiliyorsak izleyicimize ne mutlu. Örneğin ilk önce yasa bölümünü konuştuk. Fakat olayı tabii toplumda bir de tasa bölümünü yaratmamız lazım. Tabii. İnsanları cezayla ehlileştirilemeyeceğinin tabii ki de farkındayız. Ama toplumda bir duyarlılık yaratmamız lazım. Hayvan haklarına karşı, çevreye karşı, işte doğayı korumaya karşı. Çünkü biz doğanın misafirliğinde yaşıyoruz bu dünyada. Aynen öyle. O zaman ona karşı bir borcumuz var. Çevreyi anlatabilmemiz lazım, doğayı anlatabilmemiz lazım. Beraber yaşadığımız hayvanları anlatabilmemiz lazım. Sadece kedi köpekler değil, yaban hayatını anlatabilmemiz lazım. Uçan kuşu anlatabilmemiz lazım. Hayvanat bahçesinde mahkum olmuş o demir kafes arkasındaki aslanı, kaplanı, maymunu anlatabilmemiz lazım ki insanlar duyarlı olsunlar. Yunus parklarına gitmemeyi öğrensinler. Hayvanat bahçelerinde o hayvanın, işte aslanın, kaplanın neden Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini sorgulamaya başlasınlar. Bu duyarlılık oluşursa, bu tasayı yaratabilirsek yasaya da belki gerek kalmayacak. Ama tasayı yaratmak da işte medya kuruluşlarına, bizim gibi sivil toplum örgütlerine iş düşüyor. O bakımdan çok önemli. Bu tipten filmlerin, kısa filmlerin, işte kliplerin, afişlerin, posterlerin, billboardların yayınlanması. Yasada bir başka değişiklik de örneğin yeni gelecek yasaya göre sahipli hayvanlarla sahipsiz hayvanlar arasında ayrım oluyor şu gün itibariyle. Yani evinizde baktığınız kedi köpekle ilgili bir problem olduğu zaman, o hayvan bir tacize uğradığı zaman, şiddet gördüğü zaman hayvan faturalı mal olmuş olduğu için, yani can değil faturalı bir mal olmuş olduğu için mahkemede yargılanabiliyor. Zarar geldi. Hayvan olmasından dolayı değil. Rezalet. Sokaktakinde ise işte az önceki olay örneğin sahipsiz hayvan olmuş olduğu için Hiçbir yargılama yok. Yani şu andaki mevcut durum böyle bir ikilem yaşıyor. Bu ikilem de esasında yeni yasayla giderilecek. Yani evinizdekiyle sokaktaki arasında benim gözümde ve hatta sizin gözünüzde, kimsenin gözünde bir fark olmaması lazım. Bu ikilem de giderilecek. Sahipsiz hayvan arasında bir fark kalmayacak.
çok eksikliği var. Yani çok düzeltilmesi gereken şey var. Ya da savcılıklar örneğin bundan böyle re'sen kovuşturma açacaklar. Kendilerine bir ihbar geldiği zaman polisten gelebilir, medyadan gelebilir, televizyondan gelebilir, herhangi bir hayvanseverden gelebilir. Hatta o bölgede bir hayvansever de olmayabilir. Böyle bir şey olduğunu duyduğu zaman savcılık otomatikman o davayı o kişi için açacak. Süper. Yani bir de şu var. Mesela ben böyle bir adamı, böyle bir sadisti gördüğüm zaman 155'i arayabileceğim, atıyorum. Çünkü bu bir suç artık. Aynen öyle. Polisle ben yetkili değilim abla diyemeyecek. Diyemeyecek. Şimdi arasan itfaiye ara abla, kediyi kurtarsın der mesela. Atıyorum. Evet. Çünkü suç değil. Polis neye yetişsin? Ama şimdi suç. Etki ve yetkisi dahilinde hayvan haklarına suç olacak. Zarar geldi. Suç olacak. Dolayısıyla polis de yetkilendirilmiş olacak. Ne zaman olacak? Yani tahmin ediyorum önümüzdeki 1-2 ay içinde bu işin olması lazım. Çünkü Başbakanlık'la biliyorsunuz geçen sene Dolmabahçe Sarayı'nda bir toplantı biliyorum. Yaptık. O, siz de bunu kanalınızda defalarca söylediniz. Evet. Söz verildi, seçim beklendi. İşte biz orada esasında biraz açıkçası hayal kırıklığına uğrar gibi olduk acaba seçim yatırım mı diye. Neyse ki seçimden sonra şimdi Başbakan geçen gün haberini aldık. Bakanlar Kurulu'nda özel olarak gündem açmış ve bunu söylemiş. Tekrar yalvarıyoruz size, ne olur artık geç olsun güç olmasın. Bakın, bademin yediği dayaktan tutun da işte şu kedineye kadar her hafta böyle haberler vermekten bıktık, usandık. Gözünüzü seveyim sayın büyüklerim, sayın başbakanım, değerli bakanlar, ne olur çıkarıverin şunu. Biz burada heyecanla bekliyoruz, en azından hani vicdanı olan insanlar evet. adına bunu yapıverin bize. Bu zor bir şey değil. Zaten bütün uygar ülkelerin yasalarında olan bir şey. Yani bizim uydurduğumuz bir şey değil. Zaten olması olmalı gereken zaten. Bir şey. Niye tabii. bu kadar geç? Ben buna üzülüyorum. Niye Bedeni bu kadar mi geç? Nerede yani? Kaldık yani? Hiç. Nerede kaldık? Efendim, var mı son bir eklemek istediğimiz? Sizi yolunuzdan da ayrı tutmayalım. Çok yoğunsunuz biliyorum. Ben çok çok sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Medyaya teşekkür etmek istiyorum. Bize destek veren arkadaşlara, Haytap bünyesinde olsun olmasın, bu işte gönül veren, yürüyen, elini taşın altına koyan bir sivil toplum örgütlenmesiyle bu değil. İşin nerelere gelebildiğini bir hikaye şeklinde gören herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yasada birçok değişiklik maddeleri var. Onları merak eden izleyicilerimiz bizim Haytap'ın web sitesine girip oradan görebilirler. Burada tek tek açıklamam uzun sürebilir. Önemli, ama genel kısımlarını söylemiş olduk. Umarız yasa çok kısa zamanda çıkar. Bu kadar emekten tek korkumu dağ fare doğurmaz. Yani küçük bir değişiklik olmayacak. Çıkmaz. Çünkü 4 siyasi partide ilk defa mecliste bir araya geldiler. 4'ü de söz verdiler. Sayın Bakanımız söz verdi. Başbakan özel talimat verdi. Bu kadar uğraşma tahmin ediyorum iyi bir neticeyle son bulacak. Çok teşekkür ederiz. Sayın Ahmet Kemal Şenpolat, efendim avukat, kendisi çok da değerli bir avukat. İşi gücü bırakıyor işte. Hayatını hayvanlara adamış vaziyette Haytap Başkanı. Yasa çıkar çıkmaz da buraya bekliyorum en kısa zamanda. Şimdi Şecaettin Tanyerli giriyor. Daha sonra Cevdet Kırpık bizimle haremin son yüzyılını anlatacak bize.